Tamamıyla görüyoruz. Burada her bayanda farklı. Bu kırmızılar meme adacıkları. Bu meme adacıkları genç bayanlarda fazla, yaşlandıkça, menopoza girdikçe hormonal etki azaldığı için azalıyor. Böylece yağ dokusu sarılar artıyor. Yani genç dönemde kırmızılar çoksa yoğun bir meme, zayıf insanda daha yumuşak, kilolu insanda biraz daha nodüler bir meme bekliyoruz. Dolayısıyla herkesin memesinin yapısı farklı. Herkese tek bir çözüm şöyle yap diyemeyiz. Burada ayda bir adet sonrası kendini muayene edebilmek, kendi memesinin yapısını anlama açısından çok önemli. Yani biz bunu anlayacağız, buradaki farklılıkları. Ama bazı insan korkuyor dokunmaktan. Ben buna dokundum mu huzursuz oluyorum. Hocam diyor. Şu arkada barkoda da görüntüde çok geniş olarak gözüküyor. Siz buradan elinizle gösterirseniz hangi hücre nedir? Çünkü ben tahmin ediyorum ki hanımlar herhalde memelerin içinde bu kadar farklı dokular olduğunu bilmiyorlardır diye düşünüyorum. Bir aydınlatalım isterseniz. Evet, hangisi bunlar, nedir? Şu dokular, kırmızı dokular pembe normal olanı, evet. Pembe dokular normal dokular. İçlerinde kanallar var. Dolayısıyla bunların içine adet öncesi sıvılar girip şişiyor, ödem yapıyor. İşte adet öncesi gerginlik bundan oluyor. Meme başına vuran, koltuk altına vuran batma tarzında ağrılar bundan oluyor. Çok normal bir şey, hastalık değil. O nedenle insanların bu adet öncesi gerginlikleri, özellikle stres de varsa, meme aynen stresten etkilenen bir organ. Bu gerilme bunu etkileyip ağrı olarak size dönebiliyor. Tekrar göstereyim siz, neresi değişiyor? Yani bu kırmızı pembe dokuların içi kanallarla dolu. Burada o kadar detayı yok. Bunların gerilmesi oluyor. Zaten herkes bilir ki adet öncesi meme biraz şiş olur. O dönemde de muayeneyi önermiyoruz. Demek ki adet geçecek, meme sönecek. Ondan sonra memeye bakacağız ki gerçek anlamda o meme dokusu kitle mi yoksa kendi meme yapısı mı? Peki. Bunların içinde mesela kanalların içinde şöyle su birikintisi olursa buna kist diyoruz. Bu da bir hastalık değil. Tamamıyla kanalların içinde basit bildiğimiz berrak bir sıvı birikmesi. Dolayısıyla o da bir kanser riskini artıran bir şey değil. Ama bugün görüyorum ki birçok insan kistin var deyip devamlı takip ediliyor. Bu da doğru değil. İnsanları korkutuyor. Yani böyle bir şey de yok. Fibrokistik değişiklik bir hastalık değil. Kanser riskini arttırmaz. İki, ondan sonra iyi huylu bu pembelerin daha top olduğu olaylar var. Bunlara da fibroadenom diyoruz. İyi huylu meme uru. Bunlardan da kanser çıkıyor. Şurada pembe şurada görüyoruz şey galiba. Bu pembe gördüğümüz şeyi, evet. Belki fibroadenom olabilir. Belki olabilir. Yani oval tarzda olan şeyler bunlar. Meme dokusuna çok benziyorlar. Daha net gözüken nodüller. Bunlardan da kanser olmuyor aslında. Bu kadar iyi taklit eden çok düşük oranda kanserler var. Biz o yüzden bunlara önem veriyoruz. Yoksa fibroadenom kansere dönmüyor. Ama bunun içinde bir ihtimal fibroadenom diye gözüküp de çok düşük ihtimalle kanser olma riski olan bir doku varsa diye ona bakıyorsunuz. Evet, biz o yüzden onun iyi olduğunu anlamak için ya kısa aralıklarla takip ediyoruz. Özelliği değişmiyorsa diyoruz ki bu fibroadenomdur. Ya da diyoruz ki gelin iğneyle parça alalım, adını koyalım, bunun fibroadenom olduğunu bilip öyle takip edelim. Ama bazen hastamız çok anksiyete içinde oluyor. Kitlem var, huzursuz ediyor. O zaman da onu çıkarıyoruz. Yani çıkartmayı en son. Eskiden çok çıkarıyorduk. Şimdi çıkartmayı azalttık. Daha çok tanısını koyup takibi tercih ediyoruz. Bir de şimdi şurada yağ dokusu var. Değil mi etrafında? Evet. Sarı yağ dokusu. Yani cilt altında yağ dokumuz var. Memenin arka tarafında yağ dokusu var ve aralarda da yağ dokusu var. İşte pembe doku, kanallar, menopozla veya doğumlarla yumuşadığı zaman yoğunluğu azalıyor. Mamografide burada daha iyi görüntü elde ediyoruz. Dolayısıyla niye biz 30 yaşındaki bir insana mamografi istemiyoruz? Pembeler çok fazla, mamografi bize fayda vermiyor. Pembeler görüntüyü gözlemiyor, bozuyor. Mamografide biz kitle arıyoruz ama pembeler çok yoğun kitleyi örtüyor. Hmm. Mikrokalsifikasyon dediğimiz öncü bilgi arıyoruz. O zaman mamografi onda faydalı olabiliyor. İşte bu bir sanat. Hani 35 yaşın altında kesin çekilmez yok. Doktorunuzun deneyimi, sizdeki bulgulara göre isterse onu da yapabilir. Ama standart olarak 40'tan sonra başlıyor. Peki. Şimdi bu memeyi böyle tanıdık. Bir de bize memede hanımlar genel anlamda nasıl bir muayene yapacaklar? Bir elle bakalım. Ondan sonra da hissedelim. Biz bir iki izleyicimize de sorarız. Evet. Tabii bizim buradaki hedefimiz mememizin yapısını anlamak. O yüzden de adet sonrası yapmak önemli. Herkesin karakteri farklı. Yani insan eğer ben bir yerime dokunduğum zaman huysuzlanıyorum, kafam karışıyor, orada devamlı bir kanser korkum var diyorsa bu insanlara da zorla memeni muayene et demiyoruz. Dolayısıyla yapabilen, kendisini rahat hisseden yapsın.
Ne zaman yapacak? Adetten sonra yapacak. Ödem indikten sonra yapacak. Biz genelde üst dış kadrandan başlayalım. Önce ayna karşısında yapalım. Yani şöyle ellerimizi kaldırıp meme başında ciltte bir çekilme çökme var mı diye bakalım. Yani bunu her hafta her banyoda yapmıyoruz. Yani böyle kanserle yatıp kalkmıyoruz. Sadece bir egzersiz gibi baksanız yeter. Ayda bir kere. Ayda bir kere bakmak yeter. Yani bazen 2-3 ayda bir de baksanız olur. Böyle rutin aman aybaşı gibi checklistler atarak devamlı bununla yatıp kalkarak olmaz. Bir meme var, mide var, rahim var. Bunlar hepsiyle ilgili devamlı düşünürsek insan hasta olabilir. O kadar da rigid içine girmeyelim. Ama bilelim ki bakmamızda fayda var.